Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Veri yapıları ve algoritmaları dersini C# diliyle işleyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk videomda veri yapılarının ne olduğunu açıklayacağım. Hangi konuları işleyeceğimizi açıklayacağım. Daha sonraki videomla birlikte veri yapıları algoritmalarını kodlayarak işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi veri yapılarını bir açıklamaya çalışayım. Burada görselde gördüğünüz gibi veri yapılarını temel olarak üçe ayırıyoruz. Temel veri yapısı, basit veri yapısı, bileşik veri yapısı. Şimdi temel veri yapısı arkadaşlar, C# temel düzeyde alan arkadaşlar bilir zaten. Integer, float, bool, boolean ya da karakter tipindeki değişkenler temel veri yapısıdır. Yani bellekte biz bilgiyi integer sayı dediğimiz zaman aslında bir veri yapısı oluşturmuş oluyoruz ve bu sayıyı o veri yapısının içerisinde tutuyoruz. Basit, temel bir veri yapısı yani. Float ya da diğer karakter şeklinde tuttuğumuz değişkenler temel veri yapısı olarak tanımlanıyor. Peki basit veri yapısı ne? Temelin bir ilerisi diyebiliriz. Mesela array'ler, diziler. Diziler işte ne yapıyoruz? Aynı tipteki değişkenleri bir grup halinde tutuyoruz. Ya da string'ler ya da yapılar. Bunlar da basit veri yapısı algoritmasına giriyor. Biz bu eğitim serisinde arkadaşlar bileşik veri yapısını göreceğiz. Çünkü yani temel veri yapısı ya da basit veri yapısını C# temel eğitim serisinde görüyoruz. Yani biz şu an bu eğitim serimizde dizileri anlatmayacağız arkadaşlar. Dizileri zaten bildiğinizi varsayıyorum. C# programlama dilini temel düzeyde bildiğinizi varsayarak devam edeceğim. Şimdi biz bu eğitim serimizde veri yapılarının bileşik bölümü olan konu başlıklarını göreceğiz. Bileşik veri yapılarımız neymiş? Linked list, bağlı listeler. İlk işleyeceğimiz konu bu olacak. Kodlamaya bununla giriş yapacağız. Bağlı listeler neymiş? Nasıl birbirine bağlanırmış? Ya da bellekte nasıl bir örüntü oluşturulmuş? Daha sonra stack dediğimiz yığın yapısına, kuyruk dediğimiz queue yapısına, ağaç dediğimiz tree yapısına, hash table dediğimiz özel tablo yapısına geçeceğiz. Tabi bu konu başlıklarını ayrıntılı örnek uygulamalarla anlatacağız. Tabi bununla bitmiyor. Eğitim serimiz veri yapıları değil, aynı zamanda algoritmaları da göreceğiz. Bu algoritmalar ne olabilir? Sıralama algoritmaları, arama algoritmaları gibi algoritmaları da göreceğiz. Şurada ben temel olarak veri yapılarını sıraladım ama buna eklemeler de yapabileceğiz arkadaşlar. Eğer zaman fırsat bulabilirsek graf yapısını da işleyeceğiz. Ya da öncelikli kuyruk yapısı dediğimiz yapıları da işleyeceğiz. Şimdi ben burada görsel olarak veri yapısının ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi veri yapısı bellekteki bilgilerin yerleşim şekilleri ya da bu bilgilerin birbirine göre konumları, birbirine bağlanma şekilleri ya da birbirlerine olan etkileşimleri diyebiliriz. Şimdi süreye bir bakayım arkadaşlar. Bu ilk videom giriş niteliğinde olsun arkadaşlar. İkinci videomda linked listlere yani bağlı listelere giriş yapacağız. O şekilde veri yapıları eğitim serisini işleyerek sonuna kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.